Selam dostlar. Sınırların ötesinde bugün ülkemize çok yakın ama çok uzak kaldığımız Irak'a yaptığım bir aylık benim için sürprizlerle dolu yolculuğu anlatacağım. Bu bölümde sınırlarımızın hemen dibinde ama keşfedilmeyi bekleyen Irak'a gidiyoruz. Binlerce yıldır medeniyetlerin kurulduğu, zengin tarihi ve sıcakkanlı insanlarıyla Irak seyahatim baştan sona dolu dolu geçti. Milyonların yürüdüğü Erbayin yürüyüşünden antik dönemin 7 harikasından birisi olan Babil Asma bahçelerine, çölde yaşayan insanlardan bataklık üstünde yaşayan insanlara uzanan bir macera, Türklere olan sempatileri ve akıl almaz misafirperverlikleriyle Irak'a yaptığım bir aylık gezimin hikayesi şimdi sizlerle. Irak'ta 10 yıllardır yaşanan ülkeler arası ya da iç savaşlar sebebiyle ülke bir türlü turizme açılamamıştı. Ve vize alması da bir hayli zordu. Son yıllarda ülkede yaşanan istikrarlı huzurlu dönem ile birlikte Irak artık daha kolay vize verip turizme açılmaya karar verdi. Ben de bu videoda size olabildiğince yeri özetler halinde gösterip hemen dibimizdeki ülkeyi tanıtmaya çalışacağım. İlk durağım Bağdat oldu. Hem kaos yaşanan kalabalık kısmı hem de modern kısmı vardı. Ama beni en çok etkileyen insanların o sıcakkanlılığıydı. Türk deyince adeta ülkede akan sular duruyordu. Restoranlarda, kafelerde Türk adı geçince kimse benden hesap almıyordu. Şimdi size çok kısa Bağdat'taki gezimden birkaç kere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, şu an Türkiye'den Elazığ'ın Sivrice diye bir ilçesi vardı. Oradan doğan Dicle Nehri'ndeyiz. Dicle Nehri'nin Bağdat'taki bölümünde bir köprünün üstündeyiz. Şu karşıda gördüğünüz Osmanlı zamanından kalma bir saat kulesi. Dicle yine Fırat'la Türkiye'den doğuyor. Dicle ile Fırat Nehri daha aşağıda, daha güneyde birleşiyor ve oradan da Basra Körfezi'ne dökülüyor. Şu an Osmanlı'dan kalma bu saat kulesi normalde giriş yok bakın. Sadece ben varım. Bana özel şu an buraya açtılar. Kışla diyorlar. Burası Namık Paşa tarafından yapımına başlanıyor ama galiba kendisi bitiremiyordu. Bu bölge askeri kışla. Gördüğünüz zaman, gördüğünüz gibi Osmanlı'dan kalma bir eser. Daha sonrasında galiba Osmanlı valisi yine Mithat Paşa da burayı tamamlanmasını sağlıyor. Evet, Dicle Nehri'ne sıfır noktada bir kışlamız varmış. Evet, etrafta bolca yıkılmaya yüz tutan binalar var. Hatta ben hayatta şu evin önüne araba çekmem mesela. Gitti gidecek. Evet, arka mahallelere daldım. Böyle dar sokaklar. Size de göstereyim dedim. Evet, ta 1915'ten kalma. 1917'den kalmaydı galiba. Sen Türk müsün? Türk'üm abi. Evet, ben anlatayım. Bu bizim kafe. Ciddi misin? Evet, tam adamını, tam ben anlatıyordum. Nasılsın? Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Benim adım Abdullah. Benim adım da Mehmet. Memnun oldum Mehmet. Evet, şanslıyız. Dedemden kalma. Adı ne tam olarak kafenin? Şabender Kafe. Tamam. Açıldı bina olarak matbaa. Matbaa. Ondan sonra 1920'de kafe oldu. Onlar benim amcalar. 2007'de bomba oldu kafenin önünde. Hadi. Anında 5 tane amcam şehit oldu. Aynen. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Peki sen Türkçe... Sen Arap... Türkiye'de kalıyordum. Ben Arap'ım. Arap'sın ama Türkçe öğrendin. 10 yıl Türkiye'de kaldım. Zonguldak'ta. Orada çalıştım, biraz okudum. Mezun oldum. Evet, şimdi şavarmaya geldik. Aynen. Direkt böyle hemen önünüzde bundan verdiler. İkram. Zeytin, humus, turşu. Türkiye. Türkiye? Ne? Türkiye? Please. Olmaz olmaz. Al al lütfen al. No. Agar no. Please. Ha. Valla. Okay. Şükran. Teşekkür ederim. Valla adamlar zorladım, para almadık. Bana arkadaşlar bana demişti ki taksiye binersin, yemek yersin, Türk'üm dediklerinde direkt gerçekten para almazlar. Sen yine tabii ki emek var, zorla demişlerdi. Ama baktın almıyorlarsa da onlar mutlu olacaktır. Tamam, bir yerden sonra da zorlamayı bırakabilirsin demişti. Gördüğünüzden çok çok daha fazla insan Türkiye'den geldiğim için yardımcı olmaya kalkmıştı. Herkes Türk dizilerine hayran. Özellikle de dönem dizileri orada çok popülerdi. Daha sonra Bağdat'taki gezimi kısa kesip hızlıca Irak'ın Necef şehrine gitmeye çalıştım. Burada her yıl Erbayin adını verdikleri ve milyonlar, hatta 10 milyonların aynı anda yürüdüğü 4-5 günlük bir yürüyüşe katıldım. Erbayin yürüyüşü nedir derseniz, özetle
Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin'in ve beraberindekilerin Kerbela çöllerinde Emevilerin o dönemki lideri Yezid tarafından şehit edilişini anmak için yürüyorlar. Yaklaşık 90 kilometre yol, 50 derece sıcaklık vardı ama 1 yaşından 80 yaşına kadar insanlar bu yolu yürüyordu. Ve ben de bu 90 kilometre boyunca sudan şerbete, tatlıdan meyveye, yemekten masaja, yani 90 kilometre yol sağlı sollu açık büfe gibiydi. Dünyanın birçok ülkesinden gelen gönüllüler burada standlar açıp burada yürüyen 10 milyonların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Şimdi burada yaptığım 5 günlük yürüyüşü de kısa bir özetle izleyelim. Burası Erbeyn yürüyüşü için, yani Necef'ten Kerbela yürünen o yol. Evet, ne oluyor, ne bitiyor, sistem ne burada, şimdi çözmeye çalışacağız. Ama her şey bedava, açık büfe her şey. Koca ülke şu an açık büfe. Her yerde en çok şavarma var. Abi kebap mebap da var. Evet, günaydın. Evet, gazağımız mübarek olsun. 50 derece sıcağa çıkıyoruz. Evet, şu an Necef Kerbela Adası'nda Erbayın yürüyüşü var. O yüzden de böyle ülke açık büfe gibi her yerde böyle gördüğünüz gibi karpuz kavunlar var. Biz de kahvaltı yapmadım daha. Alalım. Klimada tepemde battaniyem var, yatağım var. Şanslıyım, güzel bir yer buldum. Ben şimdi 4.30'a kadar uyurum. Saat şu an 12. 4.30'da kalkar. Devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar, gül suyu. Bildiğiniz gül suyu. Evet, bu kadar insan, milyonlarca insan Hazreti Hüseyin'in Yezid'in orduları tarafından Kerbela'da şehit edilmesini anmak için yürüyorlar. Ne demiştik? Erbayın 40. demek. 3 gün kaldı Erbayın gününe. Yani Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinin Kerbela'da, şu an gittiğimiz yön Kerbela. Kerbela'da şehit edilmesinin 40. günü. Benim adım Mohsen'dir. Senin adın Egeri. Mohsen Egeri. Veli. Sen İsfahan'dan Türksün. İsfahan'ın Türküsüm ha. Maşallah. Ben İsfahan'a geldim ama orada Kaşkayları bilmiyordum. Yoksa ziyaret edin. Sereyden'e geçsen Amos'u Türk'tür. Aa. Rozvel, Çadegan, Daran. Ben sana dua edeceğim. Sen de bana et. Açman duyarlarım ben. İnşallah. Adın ne adı? Ha? Adın ne adı? Mehmet. Sabrın gerek çok olur senin. Sağ olasın. Özel sahip çık. Kendine iyi bak. Hadi. Sağ ol, Allah razı olsun. Beni duayla. Eğleyeceğim emmi. İnşallah. Hayırlı memnun. Hoş geldin. Teşekkürler. Burada gördüğünüz hastaneler var. Yani Sahra Hastanesi mantığında düşünün. Ama bunlar sayısız. Yani birkaç kilometrede bir hep varlar. Burada gördüğünüz her şey tamamen ücretsiz. 1,5 saattir bir yerde dinlendim. Serin değildi çok fazla ama böyle artık herkes pert oldu, bakın. Bakın, burada Irak'ta ya da Arap bölgelerinde ya da Kürt bölgelerinde de vardı. Direkt şekeri içine hazır atıyorlar ama çok koyuyorlar. Ben dayıya dedim ki benimkine az koy dedim. Bana şimdi az şekerli bir tane çay yaptılar. Arabik ne zana? Ne demek? Arabik Farsi ne zana? Türkiye. Türkiye İngilizce. Abi Türkiye'deyim dedim, öptü kokladı. Şükran. Dayı geldi, elimi sıktı. Ben de dedim yine ne oluyor dedim. Sonra avucuma bunu bıraktım. Ne olduğunu bilmiyorum ama anladığım kadarıyla kendi yaptığı hacı kolonyası. Evet, akşam oldu. Daha doğrusu 4.5 saat. Ve etraf yine doldu insanla. Gerçekten bu da hizmet, ilginç. İnsanlar mutlu oluyor size masaj yapınca.
Evet, Türk bayrağı, Azerbaycan bayrağı, Irak bayrağı, hatta bir tane daha Türk bayrağı var. Her şeyin ücretsizliği var demiştik. Kılık kıyafetlerin, çantaların bile ücretsiz dikimini yapan insanlar var. Evet, yine bir tane Türk çadırı gördüm. Ebu Feyz Abbas Türkiyeliler Çadırı. Ahlul Bayit Üniversitesi. Meşid Aksa'ya benzetmişler. İlk defa bir tane Türk kortej gördüm. Bu ekip tamamen Türkiye'den gelmiş. Gece 4'te yattım. 11'e kadar kalkmadım. Dünden beri burada Türk çadırının Hüseyiniye'sinde kaldık. Bu kaldığımız yerlere Hüseyiniye deniyormuş. Bakın, insanların ayakları su toplamış artık yürümekten. Ve buradaki insanlar da, yani gönüllüler de ayakları su toplayan insanlara müdahale ediyor. Evet, Malezya çadırı ve Singapur çadırı. Evet, Asya deyince aklınıza ne geliyor? Tabii ki masaj geliyor Malezyalılar da buraya. Of, çok iyi. Masaj makinesi getirmiş. Evet, bugün de böyle bir yerde uyuduk. Allah, artık son şeyim yani, son günüm. Bir gece daha böyle uyuyacağız, ondan sonra daha da böyle bir yerde kalmayacağız herhalde. Kalabalığı anlamanız için 80 kilometre böyle bir kalabalık vardı. Ve artık yürüyüşümüzün son metrelerinde şu tam gördüğünüz yer Hazreti Abbas'ın kabrinin bulunduğu nokta ve devamında da Hazreti Hüseyin'in bulunduğu nokta var. Hadi araya sıkışalım. Evet, şansa bizim Türk grubuna denk geldik ve direkt içine. Şu an Hazreti Abbas'ın türbesine girdik. Evet, vallahi sağ olsun, bu Türk grubu beni aralarına almayı kabul etti de böyle bir tecrübe elde ettim. Yani normalde edemeyiz. Gerçekten ilginç görüntüler değil mi? Günlerce o sıcakta sayısız ülkeden insan aynı yerde yatıp aynı yerden kalkıyordu. Benim için önemli bir deneyimdi. Daha sonrasında da ülkenin biraz daha güneyine inmeye karar verdim. Bu arada otostop ile gezip çadırlarda kalıyordum. Bunu bazen gittiğim ülkelerde bilerek deneyimlemeye çalışıyorum. Çünkü böylece yerel halklara daha rahat karışabiliyorum. Halkların turistik olmayan yerlerindeki sosyal yaşantısını ve yabancılara iyilik mi yapıyorlar, kötülük mü yapıyorlar, bunu daha iyi anlamaya çalışıyorum. Kerbela'dan sonra rotam Babil Antik Kenti'ydi. Hani bu Babil'in asma bahçeleri var ya, antik dönemde dünyanın 7 harikası denilen. Orayı ziyarete gittim. Ve onun hemen yanında da Saddam Hüseyin'in zamanında yaptırmış olduğu bir saray vardı. Onu ziyaret ettim. Yolda yine giderken bir an göstereceğim. Bakkal alışverişe gidiyorum. Türk'üm dedikten sonra hem aldıklarımın parasını almadılar, hem de oturup 2 saat boyunca benimle sohbet etmeye çalıştılar. İzliyoruz. İstanbul. İstanbul. Welcome to Iraq. Thank you. No. Money var. Var, aga var. No, var. No. Vallahi no. Var. No. İstanbul. Şükran aga. Aleyküm selam. Çocuk sağ olsun kapısına kadar getirdi. Şimdi geri dön dedi ki, buradan sonra dedi askerler falan var. Ben dönüyorum. Evet, bakın orada görüyorsunuz eski Babil'in kalıntıları ya da kalıntıların üstüne inşa edilmiş
Babil şehri var. Burada hemen Dicle Nehri akıyor ve burada gördüğünüz üzere de Saddam Hüseyin'in yaptırmış olduğu bir tane saray var. Ve burasını 1990'larda yaptırıyor ama o arada Körfez Savaşı'nın patlak vermesiyle oluşan ekonomik sorunlardan ötürü de galiba hiçbir zaman da tam manasıyla da aktiflenemiyor. Ama kendisi de bir dönem burada birkaç kere kalmış. Yerel halkla konuştum, birkaç kişiye sordum. Burada bir dönem kaldığını bana söylediler. Şimdi burası Amerika-Irak'a girdikten sonra Amerikanlar bir ara burada karargah olarak kullanmışlar. Yani burası neredeyse Amerikalıların komut verdiği noktalardan birisiymiş. Evet, aslında var ya, burada şu an yoğun güvenlik önlemleri var. Geldi burada her yerde yoğun güvenlik önlemleri var. Olmasa burası tam Memo'nun böyle bir gece, iki gece kalacağı bir yermiş. Evet, eski Babil kentine geldik. Bu da işte o meşhur Babil Kulesi. 22'deki yer Babil Kulesi. Bu şehir şu anki gördüğünüz halini ne zaman yapıldı bilmiyorum. Ama şunu biliyoruz. Belki 6 defa, belki 7 defa yıkıldı. Tekrar inşa edildi. Burayla ilgili birçok inanış var. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim Şanlıurfa'da yakılmak istendi. Bazı kaynaklarda deniyor ki aslında orası buraydı. Hazreti İbrahim buradaydı o dönem ve buradayken yakılmak istendi. Burası ama Babil İmparatorluğu'nun kuruluş yılı M.Ö. 1900'lere kadar uzanıyor. M.Ö. 1900'lere kadar uzanıyor. Sonra bir de 2. Babil dönemi var. Bu yanılmıyorsam bir 100 küsur yıl sürdü. O da M.Ö. işte 600'lerde başlıyor, 500'lerde yıkılıyor. 2. Nabukadnezar dönemi de vardı o dönemde. Onunla birlikte Babil İmparatorluğu tamamen ortadan yok oluyor. Şimdi Bab kapı demek ve il de Tanrı demek. Bab il, Tanrı kapısı ya da Tanrı'nın kapısı diye. Tövbe ya. Sessiz sessiz. Bir de şey ya, toprak renginde ya. İlk önce göremedim, böyle baktım, lan bir ses geliyor diyorum, ne oluyor filan. Allah'ım, yoksa köpekten korktum yok. Evet arkadaşlar, ne umuyordunuz, ne buldunuz, ne hayal ediyordunuz bilmiyorum ama şöyle yapayım. Bakın şurası Babil Kulesi gibi düşünün. 7 katlı, hatta o 7 katın da aslında manaları var, istiyorsanız birazdan anlatayım. Bu tarafı da Babil'in asma bahçeleri gibi düşünün. Hatta böyle koyayım böyle Babil'in asma bahçeleriyle. Babil Kulesi'nin ortasındayım şu an. Geldiğimizde bizi karşılayan, bulduğumuz, gördüğünüz bu şeyler oldu. Şimdi Babil Kulesi'ni burada hayal edin ve size şu an burada Sümerlilerin inancına göre Babil Kulesi'nin 7 katının ne amaç hizmet ettiğini anlatıyorum. Sonunda Tanrı'ya varmaya ve ulaşmaya ve onunla iletişim kurmaya, görüşmeye çalışıyorlar. Tabii bunu Sümerler de normal halk yapamıyor. Bunu kim yapabiliyor? Sadece soylular, ileri gelenler bunu görebiliyor. Şimdi 1. katında taş var. 2. katında ateş var. 3. katında bitkiler var. 4. katında hayvanlar var. 5. katında insanlar var. 6. katında gökyüzü var. Ve 7. katında melekler var. Daha sonrasında da Tanrı Marduka ile iletişim kurmak için orada bir kanal var diyenler var. Orada bir yol diyenler var. Ya da orada bir ağaç var diyenler var. Evet. Irak maceram bitti mi? Tabii ki hayır. Daha sonra yollar, otostoplar, insanlar derken koca koca aşiretler ile tanışmaya başladım. Bir gün bir baktım, koca bir aşiret önce bana ellerinde yemek ısmarladı. Sonra da bu aşiret karşı aşirete telefon açtı ve misafirimiz var, sizi ziyarete geleceğiz dedi. Bir baktım aşiretlerin içinde kalmışım. Tabii bu durum onları daha iyi anlamamı sağladı. Ama misafirperverlikleri beni çok etkiledi. Bu kadarını beklemiyordum.
Bu mu kokan şey bende? Ne var mesela? Çadırlarda genelde diyor oluyor, kullanıyorlar. Bu yani. Kral sofrası kuruldu resmen yine. Kırmızı erik, armut, muz, portakal var. Burada bu tavuk mu kuzu mu? Tavuk eti. Pilavı böyle karışık ve güzel oluyor. Burada Benlik. Çok güzel bir balık var ya. Benlik. Ey abi. Balığı çok meşhur. Benlik. Bu suyu böyle bunun içine boşaltıyorlar mesela. Kadim tek. Ondan sonra da böyle yiyorlar. Abi adamların arabalara bak ya. Beni bu arabaya davet ettiler şimdi. Ha okey. Şimdi şurada kahve pişiyor. Kahve yapıyorlar. Ve gördüğünüz gibi ibrikle kahve dağıtıyorlar. Bir yudum alıyorsun. Eğer ki bir yudum daha istiyorsan bardağı normal uzatıyorsun. Yok istemiyorum diyorsan böyle yapıyorsun. Bir daha koymuyor. وقال أعرفه هواي مثلك بختفكر لو عشق لو سمع طار اللي يحبها من الدمع غطوا غرق بالذول الظل وقشاية بالذول الظل وقشاية بالذول ترحيب بالزوار أبي Hiç tahmin etmediğimiz yerlerdeyiz şu an valla. Şükran abi be. Şükran. Valla şükran. Şükran abi. Böyle bir hürmet, böyle bir misafir ağırlama olayı ben görmedim ya. Abi be. Şükran. Şükran. Irak seyahatimin bu ana kadar olan kısmı çok keyifliydi gerçekten. Doğal güzellikler, ilginç kültürler, güzel yemekler, ilginç insanlar. Bu arada bir iki ziyaretimden kısaca bahsetmek istiyorum. Irak'ta Berberiler var. Yani Arap çöllerinde yaşayan çöl insanları. Bu insanlar Irak çöllerinden başlayıp ta Batı Sahra'ya yani Fas'a kadar uzanan bölgedeki çöllerde yaşayan bir halk. Irak'ta çölün 50 kilometre derinliğine gidip o insanları buldum ve kısa bir vakit geçirdim. Hayatları çok enteresandı. Uçsuz bucaksız çöl ve ortasında kıl çadırlarda yaşayan bir aile. Buradan çok fazla görüntü alamadım ama kanalımıza şimdi abone olup bildirimleri açın. Çünkü çok yakında Fas'a gidip onların en orijinal hayatlarını kayda alacağım. Tabii ilginç yaşamlar sadece çöl içinde yaşayan insanlar değildi. Bir de ülkemizden doğan Fırat ve Dicle nehirleri Irak'ın güneyinde Basra şehrine gelmeden hemen önce birleşiyor ve burada Şatlul Arap ismini alıyor. Fırat ve Dicle'nin bu Şatlul Arap bölgesine gelmeden önceki oluşturdukları deltalarda su üzerinde yaşayan insanlar var. Onlara bataklık insanları deniyor. Bu insanlar bir dönem tamamen bataklık üzerindeki çamur birikintilerinde yaşamışlar. Bugün biraz daha karaya evlerini inşa ettirseler de hala su üzerindeki yaşamları devam ediyor. Bunun ile ilgili de güzel bir short videosu hazırlayacağım. Eğer abone olduysanız onu da göreceksiniz. Evet, buraya kadar her şey çok güzeldi. Ama buradan sonra geçirdiğim bir hafta benim için yıkıcı etkileri oldu. Irak'ın güneyindeki gezimi bitirip rotamı kuzeye kırdım. Ve Musul'a gittim. Oradaki Türkmenleri ziyaret için. Ama birkaç yıl öncesine kadar orada varlığını sürdüren IŞİD, insanlara çok zor anlar yaşatmış. Çok acılar çektirmiş, sayısız insan şehit olmuş. Sayısız insan kayıp ve her evden bir iki kişi eksilmiş. Ağır psikolojik travmalar yaşanıyordu. Bu bölgede hala gezmek çok zor. Sayısız kontrol noktasından geçmem gerekti. Her seferinde saatlerce oraya niye geldiğimi anlatmam gerekti. Musul'dan tamamen yıkılmış bölgelerden alabildiğim görüntüleri şimdi sizlere göstermek istiyorum. Bomba yemiş. Abi şehir, siz bakmayın, şimdi arada böyle yıkık binalar görüyorsunuz, şehrin tamamen yıkık bölgeleri de var, şimdi oraya gideceğiz. Şehrin tamamen yıkılmış noktası. Bu evlerde çalışıyorlardı, şey dedi bir ara, kazıyoruz bu evlerin enkazını çıkarmak için, bir karşımıza bir ceset çıktı. Direkt polise haber verdik, onlar geldiler aldılar. Anlık yani olarak belki hala vardır yani diyorsun. İşte var, bazı yerlerde var.
beklediğinden çok daha büyük yıkık harabe bir yer var. Şimdi biraz da tehlikeli hala. Ev çok güzelmiş. Baksana şuradaki sistemlere, pencerelerin üstündeki. Evet. Evet, biraz riskli aslında bu yaptığımız ama. Şu an benim bulunduğum evin üst katında bir çocuk odası vardı ve bir baba. Burada çocuğun odasında çocuğuna daha mutlu günler, daha iyi anılar yaşatabilmek için çocuğunun odasında belki de onu resmetmişti ve bu yıkıntıların arasında sadece o çocuk odasındaki savaşların gölgesindeki, bombaların gölgesindeki bir çocuk ve boynu bükük ve elinde işte yıpranmış, dikilmiş bir ayıcıkla. Bu kilise miydi? Evet, bu da kilise. Burada kilise vardı. Hemen onun arkasında da yine var. Orada cami vardı, şu üstte de kilise vardı. Sizin ve şu an buradakilerin, ailenin, eşinin, dostun, akrabaların şu an psikolojik sağlığı ne durumda? Çok kötü yani. Yaşam tarzlarından düşün, yemeye içmeye her yediğinde ailesini hatırına geliyor. Onun eskileri hatırlıyor. İşte bu hatıralar geliyor aklına burada insanların çoğu. Birileriyle yani buluştuğu zaman veya konuştuğu zaman hep buralar aklına. Buradaki yaşadığı günler. Aynen, eski günleri aklına geliyor. Evet, Irak maceram acısı ve tatlısıyla böyle geçti. Şu ana kadar Irak'a düzenlenmiş en derinlemesine geziyi ben yapmış oldum. En azından internet ortamında izleyebildiğimiz. Dünyanın ilginç ülkelerine ve orada yaşayan ilginç halklara yolculuğum devam edecek. Sınırların ötesi ülkemizden ve dünyadan görünün ötesinde konularla karşınızda olmaya devam edecek. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenip görüş ve yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bundan sonraki yolculuklarımıza eşlik etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.